OHAL uygulamalı konu panelimize hoş geldiniz. Öncelikle açılış konuşmasını yapmak üzere Ankara Barosu Başkanı Sayın Avukat Hakan Can Duran'ı kürsüye davet ediyorum. Efendim, sayın konuklarımız, değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz. Türkiye'nin darbe pratiklerinin bize defalarca gösterdiği gibi darbeler başarılamazsa ancak suç oluyor. Başarısız olan 15 Temmuz darbe girişimi de mevcut yasalarımıza göre bir suçtu. Ve 15 Temmuz sonrası yapılması gereken ilk iş, girişimin faili olan Fethullahçı terör örgütünden hesap sormak, bu karanlık örgütü yuvalandığı devletten söküp atmaktı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de bunu başarabilmek adına Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi üzerine bildiğiniz üzere 21 Temmuz'da olağanüstü hali ilan etti. 3 ay yetmemiş olacak ki 21 Ekim'de bir 3 ay daha eklendi. Zannediyorum en az bir 3 ay daha uzayacak, sonrası meçhul. Ankara Barosu olarak ilan edildiğinde o hali devletin kılcal damarlarına sızan bu karanlık yapının temizlenmesi için meşru bir amaca hizmet edeceğini düşünüp istisnai ve geçici bir önlem olarak gördük. Ve bu süreçte yasaların bize verdiği görevleri eksiksiz yerine getirmeye çalıştık. Bastırılan darbe girişiminin ardından başlatılan hukuki süreci koordine etmek için kriz ve koordinasyon merkezi kurduk. OHAL uygulamalarının hak ihlallerine dönüşmemesi için canla başla çalışırken, hükümetin olağanüstü hal kararnamesi çıkarma yetkisini savunmayı devre dışı bırakarak hak ihlallerini sistematikleştirmek ve meclisi devre dışı bırakarak devleti yeniden yapılandırmak için kullanıldığını da ne yazık ki fark ettik. İzin verirseniz doğrudan savunmayı ilgilendiren 667, 668 ve 676 sayılı kanun hükmünde kararnamelerin biz avukatları karşı karşıya bıraktığı tablodan kısaca özet geçmek istiyorum. Artık tutukluların avukatları ile yaptığı görüşmeler teknik cihazlarla ve sesli ve görüntülü olarak kaydedilmekte. Tutuklu ve avukatının yaptığı görüşmeyi izlemek amacıyla bir personel hazır bulunulmakta. Tutuklunun avukatına, avukatın tutukluya vereceği her türlü belge ve belge örneklerine el konulabilmekte. Cezaevlerinde avukatlara özgü ziyaret gün ve saatleri her bir tutuklu için haftanın belli ve gün saati olarak ayrılabilmekte, sınırlanabilmekte. Avukat büroları hakim kararı olmadan savcı kararıyla aranabilmekte, savcının katılımı olmaksızın arama ve el koyma yapılabilmekte. Bürolarda bulunan avukatın başka müvekkilleriyle onlara ait belgeleri itiraz dahi olsa el konulup götürülebilmekte. Müdafiin dosya içeriğini inceleme ve belgelerden örnek alma yetkisi savcı kararıyla da kısıtlanabilmekte. Gözaltında şüphelinin müdafiiyle görüşmesi yine savcının kararıyla belli süreyle engellenebilmekte. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda en çok 3 avukat hazır bulundurulması söz konusu. Sanığın duruşmaya getirerek hazır ettiği tanığın mahkeme kararı ile davayı uzatmak amacı güttüğü gerekçesiyle dinlenmemesi söz konusu. Hükümlülerin avukatlarıyla görüşmelerin 6 ay süreyle engellenebileceği de söz konusu. Değerli meslektaşlarım, saygıdeğer konuklar, Ankara Barosu olarak doğrudan savunma hakkını kısıtlayan ve OHAL sonrasında da sürecek şekilde formüle edilen bu düzenlemeleri kabul etmemiz mümkün değildir. Bu düzenlemelerle ilgili itirazlarımızı bir gazete ilanıyla kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunduk. Bununla yetinmeyip 676 sayılı kanun hükmünde kararnamenin savunma hakkına getirdiği kısıtlamalar için Anayasa Mahkemesi'ne Ankara Barosu adına bireysel başvuruda bulunduk. Ancak başvurumuzdan birkaç gün sonra Anayasa Mahkememizden tedbir talebiniz yerinde görülmediğinden reddedilmiştir diye bir tebligat aldık. Oysa bizim herhangi bir tedbir talebimiz yoktu. Yani
Yazdığımız dilekçeye bakmamışlar bile. Şimdi 676 sayılı kanun hükmünde kararnameyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmeye hazırlanıyoruz. Sayın konuklar, değerli meslektaşlarım, sözlerimi bitirmeden önce altını çizmem gereken birkaç husus var. Ankara Barosu olarak kim tarafından kime karşı yapılırsa yapılsın, her türlü darbe, darbe girişimi ve kalkışmanın karşısındayız. Ancak insan hakları, hukuki güvenlik ilkesi, hak arama hürriyeti, savunma ve adil yargılanma hakkı ihlallerinin de karşısındayız. Sıfatı ve konumu ne olursa olsun, darbe teşebbüsüne bulaşan herkesin at izi it izine karıştırılmadan, kurunun yanında yaşın da yanmasına izin vermeden, evrensel hukuk kuralları içerisinde ve adil bir yargılama sonunda en ağır cezalara çarptırılması gerektiğini de savunuyoruz. Fakat ne yazık ki istisnai ve geçici olması gereken o halin genel geçer ve kalıcı olmaya başladığını görüyoruz. Türkiye'nin 15 Temmuz öncesinde olağan hukuk sistemi de çok arızalıydı. Ama inanın olağanüstünü gördükten sonra olağanı da mumla arıyoruz. Türkiye'nin en kısa sürede olağana dönmesi ümidiyle hepinize hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum efendim. Sayın Can Duran'a teşekkür ederiz. Şimdi de açılış konuşmasını yapmak üzere Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği Başkanı Sayın Avukat Kemal Akkurt'u kürsüye davet ediyorum. Sayın milletvekillerim, Sayın Sosyal Demokrasi Derneği'nin Sayın Genel Başkanı, çok değerli konuklar, Sayın Baro Başkanım ve değerli meslektaşlarım. Hepinizi şahsım ve Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Tarih boyunca insanlar mı devlet için vardır yoksa devlet mi insanlar için vardır sorusu hep sorula gelmiştir. Uzun mücadeleler sonucunda hukuk, demokrasi, insan hakları kavramlarının gelişmesi ve içselleşmesiyle birlikte devletin insanlar için var olduğu sonucuna varılmıştır. Yani içinde insan olmayan, insanı öncelemeyen bir devletin anlamı da yoktur. Çünkü devletin varlık nedeni insana hizmettir. Hukukun hakim olduğu hiçbir ülkede hükümet veya onun emrindeki emniyet birimleri hizmetle yükümlü oldukları yurttaşlarını kamu güvenliğine tehdit olarak görmezler. Hizmetinde oldukları kendi yurttaşlarını kendilerine tehdit olarak görüyorlarsa o rejimin adı demokrasi değildir, devlet de hukuk devleti değildir. Halkından korkan hiçbir iktidar ayakta kalamaz. Mevcut anayasamıza göre yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması halinde Bakanlar Kurulu tarafından olağanüstü hal ilan edilebilir. 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün sonra Genelkurmay Başkanlığı tarafından darbenin tamamen bastırıldığı açıklandı. Yani bu nedenle OHAL ilanını gerektiren bir durum söz konusu değildi. Mevcut anayasa, yasalar ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler gereğince asayişin temini gayet tabii ki mümkündü. Doğrudan darbeye veya dolaylı olarak katılanların veya destekleyenlerin yargılanmaları önünde hiçbir engel yoktu. Buna rağmen hükümet tüm ülkede OHAL ilan ederek temel hak ve özgürlüklerin rafa kaldırılmasını tercih etmiştir. Anayasaya göre OHAL'in gerekli kıldığı, yani sadece şiddetin önlenmesi ve kamu düzeninin yeniden tesisi konularında kanun hükmünde kararnameler çıkarılabilir. Bu kararnamelerin resmi gazetede yayınlandığı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulması gerekir. Ancak uygulamada anayasanın emrettiği konularla ilgili olmayan hemen her konuda kanun hükmünde kararnameler çıkarıldığını görüyoruz. OHAL yasasına ve uluslararası sözleşmelere tamamen aykırıdır bu durum. Ayrıca çıkarılan bu kanun hükmünde kararnameler anayasanın açık hükmüne rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi denetiminden de kaçırılmaktadır. Temel hak ve özgürlükleri etkileyen bu düzenlemeler sonucunda yaklaşık 40 bin tutuklama, 100 bini geçen kamu personelinin işten çıkarılması gibi uygulamalarla anayasa ve OHAL yasasının düzenlediği amaçların çok ama çok dışına çıkılmıştır. Aileleriyle birlikte milyonlarca insanın mağduriyetlerine
yol açılmıştır. Bir kurunun yanında binlerce yaşın yanmasına sebebiyet verilmiş, kendilerinin deyimiyle at izi it izine karışmıştır. Yaşanan hukuksuzluklar ve adaletsizlikler 12 Eylül darbesini mumla aratmış, rahmet okutmuştur. Anayasa ve OHAL yasasına göre kamu personelinin işlerine kanun hükmündeki kararnamelerle son verilmesi mümkün değildir. Memurun işine ya kesinleşmiş bir mahkeme kararı veya disiplin soruşturması sonucu son verilebilir. Her ikisinde de savunma hakkına sonuna kadar uyulmasına dikkat edilir. Ancak uygulamada gördüğümüz 100 bin memurun savunması dahi alınmadan işine son verilmesi, anayasanın, OHAL yasasının ve başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere uluslararası sözleşmelerin açık bir ihlalidir. Zira suçu yargı veya disiplin organlarınca sabit görülünceye kadar herkes masumdur. Tüm hak ve özgürlükler gibi masumiyet karinesi de askıya alınmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik içtihatlarına göre OHAL sona ermesine rağmen bu dönemde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin olağan halde de uygulanmasının devam etmesi olanaksızdır. Bu nedenle OHAL kanun hükmündeki kararnamelerle kanunlarda değişiklik yapılamaz. Zira OHAL yasaların aksine geçicidir. OHAL kanun hükmündeki kararnamelerle getirilen düzenlemelerin de geçici olması gerekirdi. Oysa uygulamaya baktığımızda OHAL süresinden sonra da geçerliliğini koruyacak düzenlemeler yapılmaktadır. OHAL'in hangi amaçla uygulanacağı anayasada ve OHAL yasasında açıkça düzenlenmesine rağmen siyasi iktidar OHAL'i muhalifleri sindirme ve cezalandırma fırsatına çevirmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olarak görülen cemaatle taban tabana zıt dünya görüşüne mensup Yarsal ve Çağdaş Hukukçular Derneği gibi derneklerin gazete ve televizyonların kapatılmasıyla OHAL'in amacı çok ama çok aşılmıştır. Hukukun olmazsa olmaz ilkeleri olan masumiyet karinesi, orantılılık, ölçüllük, amaçla araç arasındaki denge gibi ölçütler yerle bir edilmiştir. Cemaatlerle asla yan yana alınmayacak yazarlar, aydınlar ve gazetecilerin gözaltına alınmaları ve tutuklanmaları da iktidar gibi düşünmeyenlerin cezalandırılmaları kamu vicdanının onarılmaz yaralar almasına neden olmaktadır. Bir an önce bu hukuksuzluklara son verilmeli, kurunun yanında bir tane de olsa yaş yanmamalıdır. Büyük ceza hukukçusu rahmetli hocamız Profesör Doktor Faruk Erem'in deyimiyle bir tane masum insan suçsuz yere yargılanacağına bırakın bin tane suçlu dışarıda dolaşsın. Günümüz Türkiye'sinde ise bir tane suçlu yanında binlerce masum insan da mağdur edilmektedir. Darbelerin panzehiri daha fazla demokrasi, hukuk devleti, bağımsız ve tarafsız yargı ve insan haklarıdır. Mevcut anayasaya saygı duyularak ve uluslararası insan hakları sözleşmelerine uyularak da toplumsal barışın sağlanması mümkündür. Yeter ki istensin. İlk andan itibaren darbecilerin karşısında ve demokrasinin yanında durduklarını ifade eden basının, STK'ların, aydınların artık kandırıldım, aldandım, yanıldım gibi ifadelerle dillendirilen yaşamsal hatalara ve zaaflara tahammülleri kalmamıştır. Darbeci suç örgütüyle mücadele etmek amacıyla ilah edilen o hale dayanarak çıkarılan kanun hükmündeki kararnameleriyle tüm devlet teşkilatının kapalı kapılar ardında yeniden şekillendirildiğini, milli mücadele döneminde bile çalışıp ortak akıl üreten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugün kanun hükmündeki kararnamelerle yok sayıldığını, o halin darbe ile mücadele amacından saptırılarak olağan ve sürekli bir yönetim tarzına dönüştürüldüğünü, ülkenin fiilen kuvvetler birliğine getirildiğini hep birlikte izlemekteyiz. Türkiye'de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının zaten sorunlu olduğunu, ancak bu dönemde tamamen yok edildiğini, ülkenin fiilen kuvvetler birliğine getirildiğini, yerli başkanlık sistemi olarak takdim edilen yeni düzenden neyin amaçlandığının da böylece ortaya konulduğunu öğrenmiş bulmaktayız. İdam cezasının yeniden getirilmesinin Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı olmaktan çıkmamız anlamına geleceğinin bilinmesine rağmen bu yönde kampanyalar başlatılmasının asıl amacının vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin güvencesiz hale getirilmesi olduğunu da bilmekteyiz. Bu dönemde basın özgürlüğü demokratik bir toplumda hiçbir şart altında kabul edilmeyecek ölçüde kısıtlanmıştır. Amaç vatandaşların siyasi iktidarın istemediği haberlere ulaşmasını engellemektir. OHAL uygulamalarının en önemli etkisi
kuşkusuz savunma hakkını ve avukatlık kurumunu etkisizleştirmektir. Asıl amaç vatandaşların avukatlar tarafından savunulan temel hak ve özgürlüklerini sınırlamak ve yok etmektir. Bunların sonucu olarak vatandaşların yargıya olan güveni kalmamış, yargı artık devletin temeli olmaktan çıkmıştır. Yargılamalar adeta siyasetin yol açma aracına dönüşmüştür. Tüm bunların sonucu olarak siyasi iktidarın müdahalelerine açık olan mahkemelerce, milletvekillerine, belediye başkanlarına, yargı mensuplarına, gazetecilere, akademisyenlere ve avukatlara yönelik tutuklamalar, terör örgütlerinin zemin kazanmasına ve propaganda alanının genişletilmesine neden olmaktadır. 79 milyon vatandaşımızı kucaklaştırmanın tek paydası adalettir. Geleceğe güvenle yürümenin ve çoğulcu, katılımcı demokrasinin tek yolu hukukun üstünlüğüdür. Büyük Atatürk'ün dediği gibi umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Türkiye'de hukukçular tüm sorunlara ve sıkıntılara rağmen dik durmaya ve umudu yaşatmaya devam edeceklerdir. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bilim insanlarından ve siyasetçilerden Profesör Doktor Erdal İnönü'ye göre olağanüstü hal, olağanüstü hukuksuzlukların kanun hükmüne bağlanmasıdır. Hukukçular olarak güzel ülkemize egemen olan bu olağanüstü hukuksuzlukların bir an önce bitmesini, evrensel hukukun, insan haklarının, demokrasinin ve barışın egemen olmasını diliyoruz. Bu nedenlerle OHAL uygulamalarının bilimsel, siyasal, yargısal ve toplumsal boyutlarını ve çözüm önerilerini bugün çok değerli konuklarımızdan dinleyeceğiz. Rahmetli Uğur Mumcu'nun dediği gibi önce doğru bilgenip sonra fikir sahibi olacağız. Bu vesileyle çok değerli konuşmacılarımıza ve siz değerli katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz Sayın Akkurt. Oturumumuzu yönetmek üzere Ankara Barosu önceki başkanı Sayın Avukat Tuncay Alenderoğlu'nu davet ediyorum. Konuşmacılarımız Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Metin Günday. Eski Cumhuriyet Savcısı ve İstanbul Milletvekili Sayın İlhan Cihaner. Peki. Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Erdem Gül. Konuşmacılarımızdan Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ biraz sonra aramıza katılacak. Buyurun Sayın Başkan. Evet değerli konuklar, sayın başkanlar, olağanüstü hal uygulamaları, olağanüstü halden sonra çıkarılan, ilandan sonra çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerle ilgili olarak bu üçüncü toplantım. İlk toplantı panel geniş katılımla Türkiye Varlar Birliği'nde yapıldı. İkincisi yine sayın başkanımızın katkılarıyla Ankara Barosu ve Türk Hukuk Kurumu'nun ortak girişimiyle, ortaklığıyla yine bir panel yapıldı. Bu üçüncüsü de Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği ve Ankara Baromuzun yine ortak çalışması önerisiyle oldu. Sayın başkanların açış konuşmalarında da ifade ettikleri gibi bu olağanüstü hal uygulaması ve onu bağlı olarak çıkarılan kanun hükmündeki kararnameler sadece üç panelle de sınırlı kalmadan getirdiği uygulamaların hukuk ortadan kaldıran uygulamalar nedeniyle daha çok panellerin konusu olacağı gözüküyor. Kemal Bey geniş bir çerçeve çizdi konuşmasının başında. Ben bir iki husus ilave etmek istiyorum. Birincisi, olağanüstü hal anayasal bir rejimdir. Bu bir. Anayasada düzenlendiğine göre bu rejim anayasanın çerçevesi içerisinde icra edilmesi gerekir.
Yani hukuki bir rejimdir. Peki bunun o anayasanın çerçevesi içerisinde icra edildiğini ya da edilip edilmediğini yine bir hukuk denetimine ihtiyaç vardır. Yani anayasanın 148. maddesindeki olağanüstü hal nedeniyle çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerin özü ve şekli itibariyle anayasaya başvurulamaz